Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. İnsanın en yüksek gayesi nedir? Ha bir şeyin yaratılış maksadına biz gaye diyoruz. Mesela bir ağacın yaratılış gayesi elma vermek olsun. O zaman bu ağaç bütün gövdesiyle, yapraklarıyla, çiçekleriyle, varlığıyla, bütün özellikleriyle ne için çalışır? Meyvesi için çalışır. Öyleyse bu ağacın gayesi, maksadı, hedefi elma meyvesidir. Elma meyvesini vermeye bütün vazifesini sarf etmelidir. Veya bir fabrika niçin kurulmuştur? Şeker imal etmek üzere. Öyleyse şeker fabrikasının gayesi şeker üretmektir. Şimdi bir öğrenci okula için gider? ilim öğrenmek, tahsil etmek ve bu konuda kendisini geliştirmek için hangi okula gitmişse, hangi üniversiteye gitmişse o üniversitede eğitim almak, kendisini geliştirmek ve hem kendi hem topluma faydalı olmaktır. Şu halde bir ağaç meyve vermiyorsa gayesi gerçekleşmiyordur bir fabrika mamulatı çıkarmıyorsa o da fabrikanın kuruluş gayesini gerçekleşmedi anlamına gelir. Öğrenci okuluna gitmiyorsa ve gidip de vazifesini ifa etmiyorsa o zaman okulun açılması ve öğrencinin okula gitme gayesinde gerçekleşmemiş oluyor. Şu halde bu kainat da bir ağaçtır. Bu ağacın da bir önemli bir en önemli meyvesi var. O da insan. E şu kainat aynı zamanda bir e, fabrikadır. Bu fabrikanın bir mamulatı lazım. Bir neticesi lazım. Ve şu kainat bir okuldur. Bu okula bir talebe, bir öğrenci lazım. İşte bu kainat ağacının meyvesi, bu kainat fabrikasının ürünü ve kainat okulunun öğrencisi insandır. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri Yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki insanın yaratılış gayesi ne tarla gibi elma armut yetiştirmek, ne hayvan gibi et süt ve deri vesaire üretmek, ne de başka varlıklar gibi başka ürünler yapmak. İnsanın bu kainata gönderiliş gayesi Allah'ı tanımaktır. Onun için İb İbn Abbas Hazretleri okuduğum ayette geçen li'abudun bana ibadet etsinler ayetini beni tanısınlar diye tefsir etmiştir. Çünkü ibadet tanımanın neticesidir. Tanımayanlar, Allah'a inanmayanlar ibadet yapmıyorlar zaten. Dolayısıyla ibadeti Allah zikretmek suretiyle ibadetin esas başı olan imanı, tanımayı. Öyleyse insanın bu kainata yaratılış ve bu gönderiliş gayesi Allah'ı tanımak ona iman etmek ve bu imanın göstergesi olan ibadeti yerine getirmekle gerçekleşecektir. O halde bir ağaç meyve vermediği zaman artık o ağaç olma özelliğini kaybettiği ve kesilip yakıldığı gibi bir fabrika ürün yapmadığı zaman o fabrikayı fabrika sahibi ayakta tutmayıp onu artık fabrikalardan çıkardığı gibi bir okul öğrenciler gelmiyorsa ya da öğrenci gelip vazifelerini yapmıyorsa artık o okul olmaktan çıktığı gibi o zaman şu kainat ağacının meyvesi olan insan Allah'ı tanımazsa bu öğrenci Allah tanıma konusunda bir mesafe kat etmezse ilimle, irfanla Allah'ı tanıyıp o budiyetle ona kulluk vazifesini yerine getirmezse o zaman o da kesilip yakılmayı hak etmez mi? Onun için insan dünyaya yemeye içmeye gönderilmedi. Yeme içme hayatımızın devamı için gerekli bir özellik ama gönderiliş gayemiz değil. Gönderiliş gayemiz Allah'ı tanımak ve Allah'ı sevmek. O tanıdığımız ve sevdiğimiz Zat-ı Zülcelal'e ubudiyetle, kullukla görevimiz yerine getirmektir. Burada bir konunun da özellikle üzerinde durmakta fayda görüyoruz. Allah insan tanıdıkça muhabbet artacaktır. Sevdikçe onun emirlerini dinleyecek ve yasaklarından sakınacaktır ve onun emirlerine uydukça yasaklarından sakındıkça da ruhani bir lezzet alacaktır. Şu halde eğer yaptığımız ibadetlerden ve Allah'ın yasaklarından sakınmaktan lezzet almıyorsak demek Allah'ı sevmiyoruz. Eğer Allah'ın evret ibadetleri yerine getirmiyorsak demek Allah'ı tam tanımıyoruz. Şu halde birbirine bağlı bir durum gibi Allah'ı tanıdıkça seveceğiz, sevdikçe ona ittiba edeceğiz. İttiba ettikçe de hayattan ve yaşantıdan lezzet ve zevk alacağız.